Esner, her ne kadar haberlerimizi sizlerle buluştursak da, her ne kadar en güncel bilgileri sizlere aktarsak da, yorumla şu program biraz daha keyifli oluyor gibi, öyle değil mi? O yüzden bağlantılarımız oluyor bu güzel pazar gününde. Sevgili Ulaş bizimle. Ulaş günaydın. Günaydın sevgili Deniz, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın? Ne kadar güzelmiş arkadaki tablo öyle. Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın. Ya, bir yakınlardan birilerinin çizimi mi, senin çizimin mi? Yok, benim değil. Çok sevdiğim bir arkadaşım çizdi. Yani bu tablonun bir orijinali var tabii. O orijinalini vermiştik ona. O da orijinaline bakarak çizip getirdi, ne sağ olsun. Güzel. Çünkü orijinalini bulamadık. Görüyorsun değil mi yönetmenim Seval? Benim arkadaşlarım da şu maç ne olur, bu maça ne verelim, şu şöyle olur mu? Hiç sanat camiasından bir arkadaşım yok. Şöyle neyse artık sizlerle konuşuyoruz. Sevgili Ulaş, sezon hazır mıyız yeni sezonuna? Vallahi sezon hazır değil ama sezona hazırlanıyor Trabzonspor. Hazırlanıyor mu? Vallahi dün... Hazırlanıyor, hazırlanmak zorunda. Bir şey söyleyeceğim. Dün statta bir yerde Champions diye böyle bağırırken dedim ki geçtiğimiz yıl bu zamanlar bu şarkıyı biz Trabzon'da 70 bin taraftarla söylemiştik. Bir hüzünlenmedim değil. Vallahi bir üzülmedim değil. Dolu evet. Dizgin hazırlanacak mı? Neler olacak? Vallahi ben yakından takip ediyorum. Çok da merak ediyorum. Sana sözü bırakayım. Aslında şöyle başlayalım. Bıraktığın yerden şampiyon olduğu sezon ve bu sezondan. Şimdi şampiyon olduğu sezonda Trabzonspor'un doğru bir yapılanması vardı sevgili Deniz. Ve o doğru yapılanma Trabzonspor'a şampiyonluğu getirdi. Bu sezon aslında doğru mu yapılanmadı yoksa bir oyun mu oluşturamadı? Burası açıkçası çok net değil. Flu hala. Ama son dönemlerde işte son 8 hafta görevinin başına gelen Bielisa'nın mental anlamda çökmüş ve bitmiş bir takıma yeni bir oyun üretme çabasını gördüğümüzde aslında biraz da şöyle bir kanaate varabiliriz bence Trabzonspor'un bu sezonki özetini. Bir oyun oluşturamamaydı problem. Tabii profillerin bazılarında da problem vardı ama bu problemi nihayetinde bir teknik adam kendi oyun sistemi içerisinde absorbe edebilirdi. Bunu da yapamadı. Şimdi geçen sezon sevinçlerinin en yükseğini, en zirvesini yaşadı. Bu sezonda aslında kötü de bir sezon geçirdi ve bu iki sezonu tecrübe eden bir isim var Trabzonspor yönetiminde. Başkan Ertuğrul Doğan. Şampiyon olunan sezonda kendisi as başkandı. Bugün de başkan olarak kulübün başında. Dolayısıyla bu kötüyü ve iyi ve kötüyü tecrübe etmiş bir başkanın gelecek sezon değil sadece bence Trabzonspor'un şu andaki yapılanması Bielisa'ya da baktığımızda hani böyle bir teknik adamın gelmesine de baktığımızda aslında sezonların kurtarılmasına yönelik bir hamle olarak görebiliriz. Hı hı. Haliyle burada futbolda tek doğru yok sevgili Deniz. Dolayısıyla hatalar olabilir bu yapılanmanın içerisinde ama bilerek ve isteyerek ben artık Trabzonspor Başkanı, yönetimi ve teknik direktörünün yanlış yapacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla en doğru sence profillere tedirginlik doğru süreci biraz uzadı gibi, yani uzuyor gibi Ulaş. Şundan dolayı şimdi baktığımızda diğer teknik adamlara öyle sezonlarda geldiler ki ya 3 aşağı 5 yukarı fikrimiz vardı. Abdullah Avcı Trabzonspor'a geldiğinde 3 aşağı 5 yukarı ne kadar başarılı olabileceğini görüyorduk. Ya da Okan Hoca Galatasaray'a geldiğinde iş yapar diyorduk hani görmeden, tam anlamıyla orada olmadan. Jesus'la bile ilgili hazırlık karşılaşmaları her ne kadar kötü geçmiş olsa da Jesus Fenerbahçe'yi toparlayacak, bu kalıba sokacak diyorduk. Şimdi Trabzonsporlu taraftarlar biraz endişe duyuyor olabilir çünkü hocanın performansını görebilecek aslında bir süreç yaşamadılar. Ağustos'ta da lig açılacak, nasıl geçecek bu etap, biraz tedirginlik de yok değil. Öyle değil mi? Ya yanlış mı düşünüyorum? Bu olabilir tabii ki. Çünkü hani bu sezon büyük beklentilerle başladı ve bir umutsuzluk pompalandı camiaya. Ve taraftarlar da tribünden uzaklaştı. Ama şöyle de bakmak lazım sevgili Deniz. Galatasaray geçen sezon 15. sıralardaydı. Ve bu sezon 14'e yakın transferle beraber şampiyonluğa ulaştı. Demek ki şöyle bir problem var. Siz eğer doğru profilde oyunculara giderseniz ve o profillerin ötesinde doğru bir teknik direktörü takımın başına getirirseniz aslında Süper Lig'de şampiyon olmak çok zor bir şey değilmiş. Bunu gösterdi Galatasaray bu sezon. Geçen sezonda bunu Trabzonspor gösterdi.
Abdullah Avcı'nın geldiği dönem takım 17. sıradaydı Trabzonspor ve o sezon bir hazırlık aşamasıyla geçti her şey. Ve ondan sonraki sezon şampiyon oldu. Tabii ki tedirginlik olacak. Bizlerde de var. Biz de sonuçta Trabzonspor'u takip eden, yorumlayan gazetecileriz. Ama bu tedirginlik hocanın bence şu bir şey vaat etmediği konusuna ben çok katılmıyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Bir oyun vaat etti. Bence etti. Şöyle özellikle... Benim yorumumdan böyle bir şey çıkarmadın değil mi? Genel bir yorum bu. Yok. Hayır. Ben sadece taraftar endişelerini dile getiriyorum. Elbette, elbette. Çünkü şöyle, sahayı teknik ve taktik anlamda yorumlamak böyle hani herkes için geçerli olmuyor bazen. Aha. Baktığımızda Bielsa'nın bir, mental anlamda tamamen bitmiş bir oyuncu grubunu yeniden ayağa kaldırması. İki, antrenman programlarını değiştirerek yeniden yüklemeler yapması. Üç, özellikle sahada kendine göre yaptığı dizilimler 3-5-2, 4-3-3, bazen 5-3-2 gibi veya 4-1-4-1 gibi baktığımız bu dizilimlerde oyunculara verdiği görevler. Bunlar önemli şeyler. Mesela son Başakşehir maçında Doğucan'ı orta sahadan alıp ikinci yarı Larsen, ki Larsen bir sağ bek, solda da oynayabiliyor. Evet, stoper bölgesinde de oynayabiliyor ama orta sahada Doğucan'ın olduğu yere koydu Larsen'i. Ve Larsen oraya geldikten sonra Trabzonspor orta sahayı tutmaya başladı. Benim için en önemli faktörler bunlar. Yani bir teknik adam bir oyuncuya sadece kendi mevkisi de değil, aynı zamanda mevkisinin dışında da bir görev verip o sorumluluğu yüklediğinde bunun karşılığını alabiliyorsa başarılıdır. Hı hı. Şimdi yapılması gereken şu, Trabzonspor'un şu anda mevcut kadroda kimler gidecek, kimler kalacak ve kimler alınacak? Gidilen oyunculara baktığımızda bunlardan bir tanesi Orsic, bir tanesi Petković. Tamam, Orsic Bielisa'nın tanıdığı bir oyuncu, onunla beraber de çalıştı. Diğer taraftan da Petković. Şimdi Orsic şöyle bir durum oluyor burada. Çok atletik bir oyuncu değil. Ancak rakip set savunmasına geçtiği zaman orada sorunları çözebilecek profilde bir oyuncu. Petković de yine Bielisa'nın oyun sisteminde sırtı dönük topu alıp orada bağlantı oyunlarını kurabilecek ve bitiriciliği yüksek bir oyuncu. Şimdi bu profillere baktığımızda demek ki doğru bir planlamaya gidecek Trabzonspor gelecek sezon için. 24'ünde toplanacaklar. 4'ünde Slovenya'ya gidecekler ve orada yapılacak idmanlar, aynı zamanda hazırlık maçları da bize Bielisa'nın ne yapmaya çalıştığını gösterecek. Ben umutsuz değilim bu anlamda. Sahanın kenarında bir teknik adamın özellikle motivasyonu, oyuncularla ilişkisi, oyuncuların sadece saha içi değil saha dışı ilişkilerinde yönetmede oldukça mahir bir adam olduğunu gördük bu kısa zamanda. Bu bir de merak ettiğim şu, oyuncularla ilişkisi çok önemli ama Türkiye'de eğer bir Guardiola değilseniz, bir Ancelotti değilseniz teknik direktör olarak, yani Türkiye'de yönetimle aranızın mutlak surette güven duygusuna dayanarak çok iyi olması gerekiyor. Yani teknik direktör, başkan ikilisi Türkiye koşullarında Süper Lig'inde çok önemli bir faktör. Mesela Ertuğrul Doğan da yeni bir başkan. Her ne kadar içinde şampiyonlukta çok büyük payı olmuş olsa bile sonuçta yeni başkanı Trabzonspor'un. Bu süreçte yeni bir teknik direktörle arası nasıl? Paralel bir şekilde gidiyorlar mı? Mesela transferler konusunda birlikte mi hareket ediyorlar? Nasıl? Çünkü başarı bununla da geliyor. Oyuncu teknik direktör kadar, teknik direktör kulüp başkanıyla da geliyor. Türkiye şartlarında eğer Guardiola, eğer Ancelotti değilseniz. Şöyle, Ertuğrul Doğan'ın dayıları, yani Bülent Şahinkaya, Güngör Şahinkaya, Trabzonspor'da top oynadılar. Güngör abi 6 şampiyonlukta var Trabzonspor'un. Şimdi böyle bir ailenin birey olarak aynı zamanda da tribünden gelen bir başkan Sayın Ertuğrul Doğan. Ve son 5 sezondur da kulübün içerisinde. Önce başkan yardımcısı, sonra as başkan, bugün de başkan. Dolayısıyla kulüp tecrübesi çok önemlidir bu işlerde. Neden? Çünkü bir defa kulübün kurumsal yapısını tanıman gerekiyor. Hiyerarşiyi anlaman gerekiyor. Ve aynı zamanda da futbol camiasındaki bütün organizasyonları da tecrübe etmen gerekiyor. Şimdi bunların hepsini tecrübe eden bir başkan. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a gelmesinde, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da kalmasında ve Abdullah Avcı'nın o süreçlerinde
sürekli olarak maddi ve manevi anlamda bütün işleri doğru bir şekilde yöneten bir isimden bahsediyoruz biz aslında, Ertuğrul Bey'den. Şimdi bugün gelinen noktada da teknik direktörünün arkasında sonuna kadar durabilecek bir isim. Çünkü yani aynı zamanda da bir iş adamı kendisi. Hı-hı. Ve dolayısıyla büyük de bir sektörü yönetiyor enerji anlamında. Göreve getirdiği insanları, yani CV'sine bakıp background'unu güzel okuyup ve ona göre karar verdikten sonra arkasında durmak zorunda. Çok olağanüstü bir hata, özür dilerim, yanlış yapılmadığı sürece Ertuğrul Bey, yani getirdiği adamları çok kolay değiştirebilen bir kişi değil. Hı hı. Bunu Abdullah Avcı'da da gördük. Tabii Sayın Hoca kendi kararıyla ayrılıp Ertuğrul Bey'in ve kulübünde önüne açmak istedi o anlamda. Ama bugün gelinen noktada eğer Bielisa kararını vermişse, dolayısıyla ilişkileri de doğru bir şekilde yönetebileceğini, kendisiyle de uyumlu olabileceğini ve aynı zamanda da bir oyun oluşturup gelecek sezon ya da sonraki sezonlarda Trabzonspor'u hiç olmazsa yeniden şampiyonluğa taşıyacağını ve yeniden kupalar kazandıracağına inanarak getirdi. Hı hı. Ya bu kadar çok kolay bir karar değildir bir teknik adamı takımın başına getirmek. Dolayısıyla bunlar ve aşağı yukarı 1-2 yıldır da Bielisa'yı takip ettiğini ben biliyorum Sayın Ertuğrul Doğan'dan. Yani öyle çok konuşmaz belki, çok ön plana çıkmaz ama arka tarafta bazı sohbetlerimizde Bielisa'yı da yaklaşık 2 yıldır takip ettiğini söyledi. Hı hı. Haliyle şimdi Bielisa da agresif oyun anlamında ve mücadeleci, çok kolay pes etmeyen bir adam. Trabzonspor'un karakteri de öyle aslında baktığınızda. Şimdi bu iki karakter bir araya geldi ve birleşti. Bakalım buradan nasıl bir enerji çıkacak sevgili Deniz. İyi bir enerji çıkarsa Trabzonspor sadece gelecek sezonu değil, sezonları da kurtarabilecek bir organizasyonun altına imza atmış olur. Bu da beklenen bir şey. Hı hı. Sevgili Ulaş, tek cümlelik bir soru soracağım. Trabzonsporlar oldukça merak ediyor. Tek kelime söyleyeceğim. Sen de tek cümlelik yorumunu yap. Hazır mısın? Evet. Yusuf Yazıcı. Ya Yusuf'u çok seviyorum. Ama maalesef Yusuf kendi başarısını yönetmeyi başaramadı. Yani ben de çok seviyorum. Çok değerli bir oyuncu. Bazen yollar ayrılır, bazen yollar birleşir. Ne zaman ayrılır, ne zaman birleşir bilemiyoruz ama önemli olan kulübün menfaati, öyle değil mi? Kesinlikle öyle ama dediğim gibi Yusuf bizim çocuğumuz, Trabzon'un çocuğu. Trabzonspor altyapısının bir cevheri ve iyi de bir bonservis kazandırdı kulübe giderken. Ama demek ki bazen dönüşler çok sağlıklı olamayabiliyor. O yüzden ben hiçbir futbolcunun dönmesi taraftarı değilim. Yani özellikle yurt dışına giden hiçbir futbolcunun dönmesini istemiyorum. Sonuçta orada temsil ettiği şeyler farklı oluyor, vizyonları daha farklı oluyor. Burada bence gidenler döndükten sonra biraz daha fazla etkileniyorlar gibi. Etkilenenler yok değil, tabii ki var. Etkilenmeyenler de var değerli izleyenler ama sanki böyle bir kırılma noktası oluyor gibi hissediyorum. Bir insan başladığı yere ancak emekli olduğunda dönmeli sevgiliniz. O kadar güzel, o kadar güzel bu yoruma yorum kattın ki hakikaten öyle. Tüm futbolcularımızı kazanma niyetindeyiz. Onların da kırılma dönemleri oluyor. Hayatta hepimizin olduğu gibi, iş yerinde hangi sektörde olursak olalım mutlaka kafamızı taktığımız, problemler yaşadığımız, sonuçta insanoğluyuz değerli izleyenler, onlar da makine değil, dönemler oluyor. Umarım toparlarlar diye düşünüyorum bu güzel ilişki. Ulaş çok teşekkür ediyorum. Yine muhteşemdi, muntazamdı yorumların. Programımıza renk kattın, keyif kattın. Keyifli bir pazar diliyorum sana ve ailene. Sağ olun bütün izleyicilerimize ve size de görüşmek üzere. Çok sağ ol.